Evet, mücadele başladı. Abi arasına bombalar geliyor şu an. O da Alper'in geçmesini engelledi. Bu esnada da Risenback'ten Async hızlı bir şekilde ilerledi o bölgeye. Soketto'dan bir frag geldi. Sokak tarafına doğru açıldı. Orada Los ama başarısız oldu orada. Alper'i de vurdular şimdi Kyoshima. Gelecek. Mykunz orada güzel yer almış. Mykunz. Evet, ilk rakibini düşürdü. Joe ile karşı karşıya geldi orada biri. Bombası işe yaramadı. Mykunz ikinci freni de aldı. Kaçmak için bir bomba bıraktı. 17 sağlığı var. 3 rakibi var bu arada. İkisi Reels. Kaçırmadı rakibini. Durumu hızlı bir şekilde 1-0'a getirdi Risenback. Güzel seri bir oyun oldu. Evet. Senin de söylediğin gibi hızlıca 1-0'a getirdiler. Alper karşı karşıya gelecek orada Alper. Evet, bir anda ses duyamadı o bölgede. Ses duyamaması da orada bir kişi eksilmesine neden oldu. Los'un bombası da Sink'i yakaladı. Sokak tarafında bir oyuncu var ama Kyoshima'dan güzel bir headshot geldi şimdi rakibine. Orada Mykunz bu arada havada vurdu rakibini ama Dize X'ten'de bir headshot gelince A'nın kontrolü Risenback'in eline geçti. Orada Joe. Rakibini vurdu ama çok yaralanmıştı. X-Reels Joe'yu düşürmeyi başardı. Bomba kuruldu. Oo, çok güzel çaprazdaydı orada Risenback ekibi Soketto. Johnny Kunz'u vurmayı başardı ve durumu 2-0'a getirdi Risenback. Rahat sesini diyorum. Çıkarmadan bayağı uzun bir süre bekledi orada gerçekten ve bunun da evet, ekmeğini yedi diyebiliriz. Çapraz aldılar. Güzel bir oyun. Orada rakibin yapacağı hiçbir şey yok aslında. Yok, o tarz evet, çapraz almalarda. Evet, sol çaprazdakini vurmaya çalışsa sağdaki evet, vuracak. Sağdakini vurmaya çalışsa çok öbürü büyük vuracak. Bir hata yapması lazım evet, Risenback oyuncuların o hataya da gelmeyince. Sokağa açılan bir oyuncu var. Los. Sokağa açıldı. Sağlığı çok yok ama evet, bombaya yakalandı. Async'in bombasına yakalandı. Bu arada ona yakalanmasa Dize'i de vuracaktı sokakta. Ama o bomba evet, işe yaradı ve Dize'in hayatını da kurtarmış oldu ve bir kişi de eksiltti Glass ekibini. Evet, Async demir kapıdan girişini yaptı. Joe B tarafında geriden alıyor şu an. Hem B6 hem de köprü tarafından giren oyuncuları kolaçan ediyor. Buradaki backup'ı kesmek için de evet, Async görevlendirilmiş. Bu arada o Alper güzel bir headshot geldi orada. X-Riz ile karşı karşıya gelecekler şimdi. Oho, ona da güzel bir headshot geldi. Sonic kalan iki oyuncunun sağlığı çok az. Yani orada Risenback oyuncuları biraz fazla oyalandılar. Bombayı kurmakta geç kalınca da yani orada çalışmaktansa plante geçip bombayı kurmaları gerekiyordu. Şimdi Dize X geriye doğru dönüyor. Soketto da B evde kalmayı tercih etti. Evet, Dize X B alt tarafından gelip bir iki frag bulmaya çalışacak. Ama bu tutuş tarzında City'ye karşı gelmeleri çok da kolay değil. Hiç açık vermiyorlar şu anda. Evet, şu an pek fazla açık vermiyor senin de söylediğin gibi Glass ekibi. Ama CTRL'e giderse belki buradan Alper'i yakalayabilir Dizex ama şimdi ses verince orada Alper. Bir kill daha almayı başardı. Bir rakibi daha karşısında, onu da vurdu. 4 frag'e ulaştı. Bir anda. 2-1'e de getirdi durumu böylelikle Glass. Biraz fazla oyalandılar söylediğin gibi. Zaten sonra da iki kişi çok az canla kalınca evet, ümitler bitmiş gibi oldu. Orada bombayı hızlı bir şekilde kurup rakiplerinin geldiği bölgelere aim koymaları gerekiyordu. Ama onun yerine biraz daha çatışmayı tercih edince evet, durum bu şekilde oldu. Yani şöyle, bazen yapılabilecek bir şey yok. Yani orada kilitleniyorsunuz gerçekten evet, ve orada çatışmak durumunda kalıyorsunuz. İşte oradan galibiyetle çıkabilirlerdi ama bunu başaramadılar. Olmadı, evet. Çatıda kalan da bir smoke gördük. Reels camları kırdı. O bölgede biraz daha rahat görüş sağlayabilmek adına. Şu an evin içerisinde bu arada. Ona doğru oynayan herhangi bir oyuncu da yok.
gördü orada Joe'yu. Güzel bomba attı rakibine. Ama Joe oradan kaçmayı başardı. Şu an B'ye doğru oynuyorlar. B'de 4 oyuncusu var zannediyorum şu an. Bless'in... yani 4 oyuncu değil ama 3 oyuncusu B'de. Bir demir kapı, bir de A'dan açılmış Alper var. Burada iş yapabilir Alper ama buradan giren oyuncu yok bu arada. Hep sokaktan ilerliyorlar. Sokaktan ilerleyince de Soketto'dan çok güzel bir headshot geldi. A'nın yolu böylelikle açılmış oldu. Şimdi hep beraber A'ya koşuyorlar ama biraz geç kalacaklar. Yan ev tarafında yakalandı MyGeekuns. Orada çok kalabalık geldi. Soketto bir frag daha almayı başardı. Async'in frag'i var. Soketto bir kişiyi daha vurdu. X-Reels loss'u düşürdü. Tek başına kaldı Johnny Kunz. Evet. Plant tarafında bu arada güzel headshot. Plant tarafına X-Reels B'ye koşuyor. Evet, hiç risk etmedi. Kiyoshima da arka taraftan koşacak. Evet, o da görüntüyü kapattı. Ki doğru yani, olan buydu. Evet, açısını kapattı oyuncuyla zaten Kiyoshima. Bomba kuruldu. Eve doğru ilerliyor. Burada birazcık dayanması lazım X-Reels'ın takım arkadaşı gelene kadar ki zaten o da aynı bölgeye doğru ilerledi takım arkadaşıyla. Evet, iki oyuncu evde karşılayacaklar. Yine çapraz bir şekilde Kiyoshima'yı ilk etapta gösterdi. X-Reels'la çıktı rakibini vurmayı. Başardı durum 3-1. Evet, bu arada evet. Rizinbek bayağı iyi oynadı. Evet, yani. Bir de City tarafı da bir sıkıştılar orada T tarafı dönüşü yaparken. Hı hı. City tarafı da kötü bir şekilde sıkıştılar. Yan evde sıkıştılar evet, evet sıkıştılar. Senin söylediğin gibi. Yan evde sıkışınca da orada bombalar, dualler derken olayı çözdü Rizinbek. Evet. Şimdi A'ya oynuyorlar. Bomba da geldi A'ya çok güzel. 91 sağlık aldı Alper'i. Sokağa açılmaya zorladılar. Ve Async de Alper'e headshot'ın atmayı başardı ama orada fazla durmaması lazım. Kiyoshima bir frag, bir headshot geldi. Johnny Kunz'dan bir frag daha geldi. Aşağıdan gelen oyuncu var. Orada MyGeekuns yakaladı rakibini. Soketto vurmayı başardı. Yan evde de bir oyuncu var ama. Çok güzel geldi Joe durum 3-2. Evet, orada biraz daha geç kalmış olsaydı orada rakibi eğer daha iyi bir yer alabilmiş olsaydı biraz daha sıkıntılı bir çatışma olacaktı ama çok hızlı geldi yani evden. Pozisyon almasına izin vermedi. Evet, pozisyon almaya izin vermedi orada. Bir çatışmadan çıkıp diğerine girmeye zorlayınca. Aslında A'ya çok iyi basmışlardı ama orada iyi cevap verdi. Bless durumu da 3-2'ye getirdi. X-Reels bu arada evden açılan. Alper'i vurmayı başarmış. Da alt tarafta çok dengesiz yakalandı Johnny Kunz ama Joe'nun bombası Async'i tuttu. MyGeekuns da Soketto'yu düşürmeyi başardı ama oradan DaiZaX'ten çok iyi bir headshot geldi. Yan evde bir oyuncu daha var. DaiZaX onu da vurmayı başardı. Ve yine B'ye döndüler. Güzel oyun bu arada Glass'ten. Evet, burada kalırsa X-Reels biraz daha takım adına iyi olacak. Evet, şu an rakip duydu bile. Çıktı vurmayı başardı X-Reels durum 4-2. Evet, bu arada 7 kill 2 asisti var X-Reels'ın. İyi performans. Güzel bir performans kendisinden. Tamam, hadi gidelim. Ryzen Black açıkçası beklediğimiz gibi devam ediyor şu anda Blow City'de. Evet, söylediğim gibi yani X-Reels ve Kiyoshima güzel OA kullanıyor. X-Reels biraz daha önde tabii ki. Şu an bombalarla sıkıştırıyorlar. Rakiplerinin nasıl tuttuğunu biliyorlar B tarafını. Kiyoshima gelecek yakına gelemedi. Evet, Kiyoshima yakına gelemedi. AB arasında bir oyuncu vardı. Evet, o gelmesini engelledi. Bütün oyuncular kuruldu. B'de bu arada 5v5 bomba kuruldu. Acayip bir çatışma bizleri bekliyor. Kiyoshima orada rakibini tutmaya çalıştı. Lost'tan bir headshot geldi ama bombaya oturdu orada. DaiZaX Alper'i vurmayı başardı. Kiyoshima'dan bir frag geldi şimdi. X-Reels bir oyuncuyu düşürmeyi başardı. Ev tarafında MyGeekuns arkasından gelen X-Reels da vurmayı başardı. Kiyoshima'dan bir headshot geldi şimdi. Orada durması biraz saçma. Kiyoshima'nın loss orada çok rahat vuracak. Evet. Öyle belliydi ki evet, bu arada. Evet. Yani hani Kiyoshima'nın tamamen kutulara koşması gerekiyordu. Ama bunu yapmayınca loss rakibini bomba vurmayı başardı. Edildi. Durumu da 4-3'e getirdi Glass. Ama Glass'tan gerçekten... dediğin gibi 5'e 5 bomba kuruldu. Evet. Orada kimsenin düşmesine izin vermediler. Bombanın kurulmasına gerçekten profesyonelce izin verip sonra geri alma işlemini de güzel bir şekilde tamamladılar. Yani orada B tarafına evet rakiplerinin girdiğini anlayınca tek başına oynamadı kimse. Kahraman olmaya çalışmadı evet, daha doğrusu. Bir kişi bile düşse çok büyük sıkıntı olurdu çünkü. 5v5'ten geri alış onlar adına daha iyi oldu. Çünkü bombaları tabii duruyordu. Canları da tamdı. Bu geri alışta biraz daha nasıl diyeyim eşkili olmuş. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten T'nin yeri az çok belli. Nereden savunacakları.
Risenbeck'te de ekstra yapan bir oyuncu olmadı. Hani gidip başka bir yerden arkalamaya çalışan ya da farklı bir şey yapan oyuncu olmadı. Burada Risenbeck'ten benim beklediğim ne olurdu? Bir tane oyuncuyu bezde bırakıp veya A tarafında bırakıp onun arkalamasını sağlamak olurdu. Bir anda dengeyi bozardı. Arkalayan oyuncu vurmasa bile orada iki oyuncuyu arkasına döndürdüğü anda yani bir 5 saniye kaybettirmesi bile farkı yaratır. Çünkü bomba 9 saniye varken çözüldü aslına bakarsan. Hani bir 8 saniye oyalamış olsa olay zaten bitiyor. Bitiyordu, evet. Ama bunu yapmadı Risenbeck, biraz daha stabil bir oyun tercih ettiler. Şu an Soketto onu yapmaya çalışıyor. B tarafına yine yerleşti Risenbeck oyuncuları. Soketto da evet orada rakibinin farkında şu an. Bomba geldi. Varili patlatacak mı? Patlatmadı Varili. Bir bomba daha mı bıraktı? Evet, bir bomba daha bıraktı ama çok da işe yaramayacak o bomba. Smoke bırakmış zaten. A'ya doğru ilerledi X-Reels o bölgede. Evet, A tarafına yerleşti bu sefer Risenbeck ama Soketto çok yaralandı orada Alper'i vurmaya çalışırken. Bu arada Icing Magicus'u yakaladı. Los OA 93 ile etkili olmaya çalışıyor orada Dizex. Çok güzel arkaladı ama takım arkadaşına döndü, bir hata geldi. İkinci silahı da işe yaramayınca bu arada... İkinci silahla ateş etmeye çalışan bir Kyoshima var orada. Büyük hata. Orada Los rakibini vurmayı başardı. Durumda 4-4'e geldi. Yani... Neden ikinci silah da o kadar ısrar etti onu anlamadım. Hiç gerçekten en ufak bir fikrim yok yani benim de. Benim de yok. 4-2 idi durum, bir anda 4-4'e geldi. Şimayla Alper karşı karşıya geldi. Alper yine eve doğru açılmış. Sağlığı bayağı azaldı. Sokak tarafında Soketto var. Lost da o bölgeye gelmiş. Bu arada Lost yine oyunu çeviren isim oldu. Bir SC2010 aldı eline. Bir anda işleri değiştirdi. Bu arada Alper'den, evet, Soketto'ya bir headshot geldi. Ev tarafındaki Yoshima var, Alper'i şimdi gördü orada. Evet, vurmayı başardı Dizex ama Johnny'den bir headshot geldi o bölgede. Aesin, Kyoshima karıştı iyice yine. Yan ev tarafında Majikuns var. Evet, orada çok rahat bir şekilde geriye çıkmayı başardı. Evet, X-Reels. Sağlığı tam olan oyuncu Kyoshima bombayı mı kuracak? X-Reels kuruyor şu an. Bomba kuruldu. Bu arada X-Reels avuk almış eline. Evet, şu an arkadan gelen oyuncu belli oldu. Bomba gelecek. X-Reels'ın kaçması lazım orada. Joe. Güzel bir oyun. Bombasıyla birlikte Joe bu arada. Kyoshima'yı da vurdu. 4-2'den 5-4'e getirdi Glass oyunu. Yine bomba 3-4 saat önceki hareketi yapmak istediler. Evet. Yine onu yapmak istediler ama istediler olmadı. Bu arada Los'un 9 frag var. Güzel bir performans göstermiş. 9 frag, 7 de asisti var. Bunu 16 kill'de direkt olarak etkisi olduğunu gösterir. Diğer tarafta da X-Reels'da 8 kill 6 asist vardı. O da 14 kill'de direkt olarak etkisi olan oyuncu. Evet, gayet iyi iki performans sergiledik ama biraz daha takımıyla beraber Los etkili oldu. Durumu da 5-4'e getirmeyi öyle başardılar. City tarafı, ben Glass'in biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum City tarafının. Yani galip gelebilirler eğer akıllı oynarlarsa. Ama bu arada X-Reels'ın AUK seçimi çok talihsiz oldu bence. X-Reels OA93'te çok çok etkili olan bir oyuncu. Sonrasında takımında problem yaşayan birinin o almasına izin verdi. Aslında yani bir OA sınırlaması yok. Yani kurallarımızda. Evet. Ama belki taktik gereği bu şekilde düşünmüş olabilirler. Bunu da bakacağız tabii ki, hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi ikinci yarıya başlayabiliriz. Evet, ikinci yarıda yani T tarafında sıkıntı yaşayabilir Glass. Yani CT'si biraz daha iyi olan bir takım aslında ama İşin tuhaf tarafı Risenbeck'in de CT'si çok iyi değil. İyi değil ve TSI'ye. Evet, bakalım neler olacak. Alper'e bir bomba geldi orada. Icing Alper'i yakaladı. Vurmayı başardı. Johnny Kunz o bölgede. Bomba geldi ona doğru. Şimdi dualini tazeledi yerdeki silahtan ama Icing yakalamayı başardı o bölgede. Joe. Aysink'in iyi oyununa bir vur dedi. Bomba gelecek. Bu arada çok güzel bir bomba X-Reels'dan. Orada rakibini uçurmayı başardı. Bu arada evet, X-Reels Joe'yu da düşürdü. Durumu 5-5'e getirdi Risenbeck. Evet, bu arada perdeden vurmuş rakibini. Tamam, hadi gidelim. Maç yeniden başlıyormuş gibi şu anda.
Evet, şu an için beraberlik söz konusu. Bu arada X-Reels çok yaralandı o bombadan. Ben ölür diye düşünüyordum çünkü bombanın o düşme efekti, evet, sesi. O tıngırdama sesi çok yakındı. Ama X-Reels ona rağmen rakiplerinden birini düşürmeyi başardı X-Reels. Geçen haftaki iyi oyununa yine devam ediyor. Bir diğer rakibini de gördük. Sağlığı az olmasına rağmen onun da üzerine oynadı. 98 sağlığını bıraktı Kiyoshima zaten. Şimdi arkalayacak onu. Evet, X-Reels'a da asist gitmiş oldu böylelikle. Durumda çok hızlı 65'e geldi. Çok büyük özgüvenle oynadı X-Reels bu, evet, arada. Evet, X-Reels hiç orada geri adım atmadı. 22 sağlığıyla sanki 100 sağlığı varmış, varmış gibi. Varmış gibi pikledi. Evet, evet, pikledi vurdu. Ve güzel oyun. Evet, bu arada AUG almasının sebebi köprüye geçmesiymiş. Yani OA'yı böyle iyi kullanan bir oyuncunun aynı zamanda AUG alıp köprü tutuyor olması iyi bir şey. Çok yönlülük. Evet, çok yönlülük her zaman iyi. Yavaşladı. X-Reels'dan yine köprüye, yani köprüden girmeye çalışan oyuncuya bir headshot geldi. Aynı güzellikte Loss'un headshot'ını gördük. Loss bu arada bunları çok iyi yapabilen bir oyuncu ama X-Reels! Bu gerçekten hiç ne yaptı, öyle zıpladı, ağzına vurdu mermiyi resmen. Bir frag daha geldi X-Reels'dan. Icing de çok zamanında yetişti. Ardından da Dizex son kalan oyuncuyu vurunca durumu 7-5'e getirdi. Risen back. Hani ekstra bile değil, başka bir şey. Yani hani beni de biraz nasıl diyeyim, heyecanlandırdı. Hani headshot attı diyeceğim ama ağzına vurdu mermi diye verdim yani. Evet. Çok iyi zıplayıp harika. Gerçekten güzel vuruştu. Bu arada 6 kill, 2 assist, 0 death. Evet, güzel bir oyun şu an için X-Reels'dan. Kiyoshima'yı buradan yakalayabilirlerdi ama Alper çok yaralandı. Kiyoshima açıldı, rakibini vurmayı başardı. Geri dönecek mi, dönmedi. Orada silah değiştirmeye çalışırken işte yakalandı rakibini. Icing demir kapıdaki Magic Kunz'u vurdu. Bu arada silahını yenileyen Johnny Kunz oldu. Joe da sokakta. Ama o bomba çok tehlikeli geldi. Smoke'muş ama Icing. Çok rahat attı o headshot'ı. Çok kolay gösterdi ama çok kolay bir headshot değil. Ghost bu arada karşı karşıya gelecek şimdi rakibiyle. Son anda vurmayı başardı. 27 sağlığı daha var X-Reels. O bölgede şu an. Havada vurdu rakibini. Evet. X-Reels şu an gerçekten beast modda. Hani durdurulamıyor resmen. Evet, bu fake camı verdi. Kırdı. Evet, geriye dönüyorum dedi. Aynı ayrıca sonra da zıpladı. Evet. Bir de efekt verdi orada. Yiyen var mı diye bakıyorum. Şu an yok. Yok yok. Evet, X-Reels'da, Dizex'de A'dalar ama Joe CTRL ilerliyor ancak. Orada mayın varmış. Ben de korktum. 8-5. Risen back öne geçti. Bir an beni de korkuttu. Durduk yere patlayınca oyuncu. Çok hızlı geldi oraya. B alt rush. Joe'nun sağlığı çok az. Bakalım X-Reels'a burada büyük iş düşüyor şu an. Alper'e bir headshot gelecek mi orada? Sağlığı çok az. Arkadan yakalandı Mike. G. Kunz rakibini vurmayı başardı. Johnny Kunz'la Kiyoshima'yı düşürdü. Kiyoshima'nın bombası Joe'yu öldürmeyi başardı ama tek başına kaldı Dizex. Hani
backup'ta geç kaldı da diyemeyiz çünkü. Evet. Çok hızlı gelişti. X-Series'in ölümü de zaten round'un kilidini açtı gibi oldu açıkçası. Evet, doğru. Üstünde bir oyuncu daha var şimdi Dyza X'in. Bomba da gelecek o bölgeye. Oo, bir an orada iki headshot çıkar gibi geldi ama evet. Çıkmadı, o kadar da değildi. Çok yukarıdaymış bu arada. Evet, Magicians. Rakibini vurmayı başardı, durum 8-6'ya geldi. Çok inceye, çok güzel bir headshot Lost'tan. Yani Lost'a karşı yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi ince headshot kovalamak. Gerçekten o bölgeleri, o tarz durumlarda çok iyi vuruşlar çıkarabilen bir oyuncu. B6'a bu arada çok güzel geldi. Backup orada DyzeX ilk rakibini vurmayı başardı ama sağlığı çok azalmıştı. İkinci rakibi yakalamayı başardı orada. Bu arada yani X-Reels ikinci kere ölüyor ve ikinci roundunu kaybedecek gibi duruyor şu an. Öyle gözüküyor. Risen back. Icing 4 oyuncuya karşı çünkü işi kolay değil. Yerleştiler, evet, ev tarafından da şu an üzerine doğru bir atış var. Ama o bomba evdeki oyuncuyu yakaladı. Çok enteresan, yani normalde bomba öyle kuruldu. Atılan bir bombanın yakalayamıyor olması lazım. Bu arada bir güzel bomba spotu daha geldi. Çok güzel döndü Icing o bölgeye doğru ama iki rakibi var karşısında, elinde Doğa 93 var. Arkasından da bir oyuncu geldi, ona headshot attı. Johnny Kunze şimdi eve kaçıyor. Aşağı tarafta Lost var, Lost. Rakibini vurmayı başardı. Durumu 8-7'ye getirdi Glass. Glass baktı bir sıkıntı olabilir. Hemen dağıldılar eve giden aşağı inen. Yani evet. Birinci denedi olmadı. İkinci denedi. O da olmayınca tabii dediler ki tamam hani, evet. Zamanı oynayalım artık. X-Reels yine köprü tarafında. Köprüye çok fazla ilerlemiyor zaten Glass. X-Reels'ın orada iyi tuttuğunu biliyorlar ama X-Reels geriden almaya başladığında ise durum değişiyor. Los gelmiş oraya tekrardan. Aşağıya atladı oradaki Yoshi ama çok yaraladı Los'u. Ve çok da değil aslında. 72 sağlığını bırakmış. Bel tarafında burada Joe Kiyoshima'yı düşürdü. A'da mı düşürdü? Hayır, B tarafından düşürmüş. Eve girdi çıktı. Şöyle bir baktı. Evde kimse var mı yok mu diye. Göremedi kimseyi. Joe. Şimdi X-Reels'le karşı karşıya geldi. Evet, rakibini fark etti X-Reels. Burada o bıçağı çekmesi. Evet, orada bıçağı çekince onun sonu oldu derken DyzeX bir anda bir frag, iki frag almayı başardı. Icing'den de Joe'ya headshot geldi. Bir anda 2 ve 3'e getirdi durumu ama sağlıkları çok az. Bu arada Alper, evet, sağlığı az olan oyunculardan birine resmen dokundu. Ve rakibini öldürmeyi başardı. Yani eve doğru bir bomba gitti ama Soketto'yu etkilemedi. Şimdi Soketto evdeki rakibini çok yaraladı ama vurmayı başaramadı. Icing şimdi bu bölgede roundu takımına kazandırabilir eğer Alper'i vurursa. Evet, Alper şu an yerini belli ediyor iyice. Rakibini sağa dönüp bir anda headshot atabilir. Atamadı ama o headshot'ı. O headshot'ı atamayınca durum 8-8'e geldi. Atacağından o kadar emindi ki bıçağını yani, çekti. Yani ben de attı gibi şey oldu. Bana da öyle geldi ama atamadı. Evet, Glass bu arada bir round daha kazanırsa mı? Hayır. Reji beni düzeltirse eğer. Evet, şu an durum 4-3. Risen Back üstünlüğü var bu tarafta. Evet, Risen Back bir round daha kazanırsa haritanın galibi olacak. Glass'in de harita galibiyeti için 2 round kazanması lazım. Ne büyük ihtimalle çok ağır bir oyun izleyeceğiz, evet, gibi gözüküyor. Burada Risen Back yani hani 4 round'u çok seri bir şekilde aldı, ondan sonra durdular. Evet, bu arada Soketto Alper'i düşürdü. Joe'yu da
çok yaraladı orada Kyushima. Kaçabildi. Evet, kaçabildi. Bu arada Majikuns hani çok az bir görüntü yakaladı orada. Anında rakibine headshot atmayı başardı. Şimdi A'ya doğru dönüyorlar. Bir taktik seyrediyoruz şu an Glass'ten. Kyushima'ya bomba gelecek. Los yukarıya da bir smoke bıraktı. O bölgeyi iyice smokeladı Los böylelikle. 3 oyuncuyla A tarafında şu an. Glass ekibi Johnny Kunz'u yakaladı orada. Soketto. Sokaktan gelecek oyuncuların da farkında. Şimdi karşı karşıya geldi. Orada rakibini vurmayı başardı. Bu arada diğerini de çok yaraladı. Dice X'in bombası bu arada. Evet, Johnny Kunz'u düşürdü. X'li hızla Los'u vurdu sokak tarafında. Tek başınaydı Dice X. Rakibini düşürmeyi başardı. 9-8 ile Risenback. Evet, Blowsteel kazanarak durumu 1-0'a getirdi. Yine X-Reels'ın iyi oyunu iyi gördük. Iasync'le birlikte. Evet, X-Reels belli ki oynuyor. Yani bu arada yalan da değil. Yani sürekli oyunda rast geliyorum kendisine. Bu da... Evet, kadrolardan da bahsettik. Oyuncuları nasıl tutacağından da bahsettik. Yani City'de benim oynatacağım kesinlikle DayZX A tarafında, X-Reels'ın da B'de oynaması lazım. Hani benim iki beğendiğim oyuncu, iki iyi oynuyor dediğim oyuncu bunlar. O iki oyuncunun o bölgelerde oynuyor olması. Yani ben takım kaptanı olsam o iki oyuncuyu orada oynatırım. Bakalım kendileri ne düşünmüşler. Hemen dağılımlara bakıyoruz. DayZX A tarafına geçti. X-Reels da B tarafında şu an. Yani yapabilecek bir şey yok yani. Evet, bu arada DayZX'i vurdular tabii. Loss'a da dikkat ediniz demiştim. Artık haklı çıkmaktan bıktım. Yani o yüzden çok fazla da yorum yapmıyorum. Kyoshima bu arada bir vurmayı başardı. Orada Loss'u da düşürdü. Tabii bir de lanetimiz var. Bu arada CT'ye sızmış Majikuns. Duydu mu acaba orada? Evet, duymuş Kyoshima. Şimdi karşı karşıya geldiler. Soketto bu arada rakibini vurmayı başardı. Joe da geliyor Johnny Kunz'la birlikte. Duymamış olsalardı bir felaket evet, olabilirdi. Duymamış evet. Olsalardı sıkıntıydı orada ama Soketto rakibini duydu. Evet, Joe bu arada Kyoshima'ya çatın atmayı başardı. Soketto'nun da yerini biliyorlar orada. Oraya smoke geldi, bombayı kuracaklar. Diğer oyuncu nerede? Iasinko da arkalayacak. Bu arada Joe Soketto'yu vurmayı başardı. Joe bu arada. Iasinko de çatını attı. Durum 1-0'a geldi Glass lehine. Joe'dan güzel bir oyun gördük. Evet, Joe SC 2010 almış. Biraz daha ortadan evi karşıdan kesecek olan oyuncu aslında. Evet. Sniper sesi duydum bu arada. Johnny Kunz. Kyoshima'ya çatını attı. Sniper alan oyuncu. Loss. Evet. Aslında gerek de yoktu ama sniper kullanmayı tercih etmiş Loss. Tabii burada sniper'a nereden bakabilirler? Hani karşıdan karşıya bakılabilir. Bir de A tarafında sniper kullanılabilir. B tarafına yani oyuncu yakına gelmemişse olabilir ama B tarafında çok fazla işe yarayacağını da zannetmiyorum. Ancak bazı oyuncular hani sniper yakın mesafede de hızlı quickscope'la birlikte kullanabiliyorlar. Oo, bu arada evet, Majikuns'un bombası X-Reels'ı uçurdu. Icing orada, Soketto orada. Frag bulması lazım derken evet, Soketto rakibini bulmayı başardı. Johnny Kunz arkasında aşağıya atladı ama son anda duyması bir işe yaramadı. Johnny Kunz rakibini düşürdü. Icing tek başına karşısında 4 oyuncu var. İlkini düşürmeyi başardı. Bomba kuruldu. Yani Loss'un sağlığı az ama... bir silah kararı aldı sonunda. PBST S ile devam edecek. Evet, Jose uzaktan etkili bir silahla karşısındaydı ki 3 sağlığını bıraktı onu. Bomba da geldi orada. Jose. Joe bu arada. Joe. Jose değil. Yani bir an Jose gibi gördüm. 4 kuleye ulaştı bu arada. Tam olarak ne yaptığını bilerek oynuyor. Evet, Glass şu an biraz daha önde gibi. 2-0'a getirdiler durumu ama Risenback'in karşılık vermesi lazım. X-Riz çok fazla nasıl diyeyim, tutuk oynuyor aslında, açılabilir. Şimdi A tarafına doğru çok hızlı girdi ama Soketto rakibini vurmayı başardı. Orada Alper'i de gördü. Bu arada Kyoshima'dan bir frag geldi. Solunda oyuncular var. X-Riz da çok güzel backup geldi orada. İlk frag'ini almayı başardı. Joe bu arada Soketto'yu düşürdü. Arkasında da bir oyuncu var, Kyoshima.
Joy'u vurdu. Orada X-Rayos düştü ama Kiyoshima bir frag daha aldı. Durumu 2-1'e getirdi. Risen back. Socket da gerçekten çok güzel oynadı. Göstermedi gerekmeyen yerde. Socket A tarafında. Yerde. Ama backup da çok hızlı ve çok net bir şekilde geldi. X-Rayos çok sürpriz gelmiş o bölgeye B tarafından. Hızlıca gelince bir anda dengesi şaştı Glass oyuncularının. Ve almaları gereken o açılış roundunu şu anda ceplerine koydular. Kuşuma çok yakın. Evet, Johnny Coons'u bulmayı başardı orada. Iasing ve X-Rayos'dan da birer frag geldi. Joe yavaş yavaş ilerliyor B tarafına. 2'ye 5 durumdalar şu an. Lost'ta hala Sniper var. Bu arada Lost Sniper'ı aldı. İlk roundlarını kaybettiler. Bu da ikinci round olacak. Lost'un Sniper'ını şu round'dan sonra değiştirmesi lazım. Bu arada Joe. X-Rayos'u düşürdü. Joe! Iasing'e de çok güzel bir headshot attı. 59 sağlığı daha var ama bu sağlık yeterli olacak mı onun round'u kazanması için? Hep beraber göreceğiz. Yeterli olmayacaktır aslında. Evet, yine çok iyi yer tutuluyor çünkü. Bir yerde bir yere tutulacak hani. Çok hızlı oynaması lazım. Yavaş oyunda zaten olacak iş değil ama. Bir headshot daha geldi, hala 59 sağlığı var. Bizi de haksız çıkarmaya çalışıyor Joe bu arada. 8 free'e ulaşmış. Daha 4. round. Nerede olduğunu da bilmiyorlar. Tabii base'e kadar geri dönerseniz nerede olduğunu da bilemezsiniz rakibinin. Base'e döndü çünkü. O yüzden bence şu anda böyle bir John'un yapacağı şeyi ben sana söyleyeyim. Evet. A'ya bombayı kuracak. Uzaktan oynamaya çalışacak. Uzaktan dediğim şu an aim aldığı yere geçecek ve o bölgeden rakiplerini uzaktan yakalamaya çalışacak. Bakalım bunda başarılı olabilecek mi? Yani benim düşüncem o. Yani Joe'nun oyun tarzı biraz daha öyle. Hemen sol çapraza doğru geçecek diye düşünüyordum ama CT'ye geçmeyi tercih etti. Ne kadar doğru olabilir CT'ye geçmesi? Şimdi bu kapışmada ama hayır, oradan geçmedi. Yok, Joe zaten geçmesine izin verdi rakibinin. Evet. İki rakibinin de geçmesine izin verdi. Onları arkalamaya deneyecek. Ama iki rakibi de şu an ayrı yerlere doğru ilerliyor. Birisi bombayı çözüyor. Şimdi Dyza X'i karşısına aldı. Onu vurmayı başardı. Kiyoshima da karşısında. Onu da vurabilir. Headshot gelecek. O arada Joe! TK geldi. Evet. Gitti denilen roundu 1v5'ten, 1v3'ten bu arada kazanmayı başardı. Evet, bizi de haksız çıkardı. Bir yerde yakalanır diyordum ama hiçbir yerde yakalanmadı. Durum TK 3-1. Dedim. Evet, TK 5'ti. Evet, 10 oldu. Evet. Güzel bir oyun geldi Joe'dan. Kiyoshima yine açıldı. Alper'i vurmayı başardı. Bu arada Alper de 0'a 5 oldu. Güzel bomba geldi ama oradan Kiyoshima güzel sıyrıldı. Aynı güzellikte sıyrıldı diyelim. Mayji Kunz. Bu arada sekti Mayji Kunz. Kaçacağım derken baya baya sekti. Şimdi Kiyoshima'dan çok güzel bir spot seyrettik. Güzel bir shot geldi. O bomba yakalamadı Mayji Kunz'u. İkidir kurtarmayı başarıyor Mayji Kunz. Bu arada Joe karşısına iki rakibini aldı. Birini vurmayı başardı. Diğerini Mayji Kunz vurdu. Aysin Gordo, o da Lost'un sniper'ına yakalandı. Bir anda tek başına kaldı Dyza X. Bu arada Dyza X'i de vurdu Lost. Güzel vurmuş. Bayağı. Çok hızlı gelmiş. Güzel yer almış. Durumu da 4-1'e getirdi. Roundlar yani çok ucu ucuna gitmese bile Glass bir şekilde kazanmayı başarıyor. Yani ucu ucuna dediğim hani gerçekten böyle 1v2, 1v3 gibi durumlardan gidiyor. Tabii Joe'nun roundu biraz beklenmedikti. Beklenmedikti evet ama bunu almayı başardı. Evet, Kiyoshima yine aynı bölgeye açılmış bu arada. Evet, evin içerisine, bağlantının içerisine girmeyi başardı. B tarafına doğru ilerliyor şu an. Smoke geldi Mayji Kunz'a doğru. O smoke onu etkilemedi bile rakibine. Çok seri bir headshot buldu bu arada. Dyza X'in karşısında iki oyuncu var. Alper Dyza X'i vurmayı başardı. Iasing backup atarken yakalandı orada. Mayji Kunz rakibini düşürdü. Kiyoshima o bölgede şimdi. Tek başına bomba evet, takım arkadaşları da çıkıyor yavaş yavaş zaten. Kiyoshima'dan bir headshot geldi yerden. Dualini tazeledi. Lost o bölgede sniper'ıyla ama Alper'den bir headshot geldi. Durum 5-1 ilk yarının kazananı böylelikle Glass oldu. Glass'in kazanması beni şaşırtmadı ama bu sonuç biraz bana
sürpriz oldu açıkçası. Evet. Yani 5-1. Çünkü tek söylediğin arada çok büyük bir fark olursa iki evet, takım arasında bana sürpriz olur diyecektim ama Joe o sürprizi sağlayan oyunculardan birisi oldu. 11 kill almış 6 round'da. Özellikle ya zaten TK. Bir round olması evet, zaten. Zaten direkt 2 round ondan geldi açıkçası. Evet, ben verdim dedi takım dedi. Aldı yani 2 evet. round'u takım adına. O iyi oldu. Onun dışında Kiyoshima iyi bir performans gösterdi Rizinbek adına ama yetersiz oldu. X-Riz'da oyun bir türlü map'in yani içine giremedi. Yani Blow'daki performansının iyi olduğunu biliyordum ama yani Provence'de evet aksadılar. Zaten evet. bunu bekliyordum ben. Böyle olmasını bekliyordum ama bu kadar fark beklemiyordum. Bakalım 5-1'den sonra neler olacak. İkinci yarıda evet. hep beraber göreceğiz. Oyuncularımız hazır. Biz de mücadelemize başlayabiliriz. Bir 5-1 daha gelir mi? Ne düşünüyorsun? Bence gelmez. Gelmez. Bana da öyle geliyor. Geleceğini zannetmiyorum artık ben de. Yani bir de şu ben anda gelmeyeceğini bir... düşünüyorum. Biraz yani şeyde sıkıntı var gibi. Rizinbek tarafında bir o John'un aldığı round'dan sonra bir takım içi oldular, bir evet. şey olmuş hani abi ne yapıyorsunuz falan gibi bir konuşma geçmiş. Belli oyunlarını düşürdü çünkü. Bu tarz konuşmalar takımları etkiler ama A geliyor. Seri A. Bombalarla birlikte geliyorlar ama arkalayan bir Johnny Coons var. Orada bir frag bulamayınca bombasını dağıttı ama işe yaramadı. X-Reels rakibine headshot atmayı başardı. Kiyoshima'nın bombası da Joe'yu yakaladı. A'ya bombasını kuruyor şu an Rizinbek. Bomba kuruldu. Evet, Loss yine Sniper ile mücadelesine devam ediyor mu? O 93'ü var şu an. Soketto'yu vurmayı başardı ama Dizaex çıkmayı çıkması yakaladı. Loss o bölgede. Onu da Kiyoshima vurdu, durum 5-2'ye geldi. Bu arada önemli bir round tour Rizinbek için. 5-2'ye gelmesi. İlk round güzel bir açılış, önemliydi bence onlar için. Yani seri oynamaya devam edecekler. Evet. Ta ki round'u kaybedene kadar diye düşünüyorum ama şu an baya baya 2'ye 3 bölündüler. Açıldı CT tarafı da. Bu da çok hızlı bir round olacak gibi. Johnny Kunsu fark etti bu arada T oyuncusu. Bombasını da bıraktı o bölgeye doğru aşağısında. Bir oyuncu vardı ki Kiyoshima vurmayı başardı ama Joe iki frag birden aldı. Orada Magic Kunsu vurdu Kiyoshima. Kiyoshima bu arada bu haritada bayağı iyi bir performans sergiliyor takım adına. Loss o bölgede. Edix Reels'ı çok rahat yakaladı ama Aesic'de Loss'u düşürdü Kiyoshima o bölgede. Joe'yu yaraladı ama burada başarılı olamadı. Aesic tek başına Alper'e doğru bombasını bıraktı. Şimdi geriye döndü. Joe bölgede çıkışını çok güzel evet sezmiş Joe. Isink'i vurmayı başardı, durum 6-2. Evet, bir round daha kazanırsa Glass haritanın kazananı olacak ve maç da 1-1 bitecek. Evet, o yavaş oynamaları gereken round çok hızlı geldi. Evet. Yani beraber oynasalar daha iyi olurdu. Yine A denemelilerdi diye düşünüyorum. B denediler. Bu arada Johnny Kunz. Güzel bomba. Açarken bombasını attı ama Dizaex'in çatılısı yakaladı o bölgede. Dizaex bu arada Johnny Kunz'u da vurmayı başardı. Magic Kunz'u da Soketto düşürdü. Icing Joe'yu vurdu orada. Alper'in headshot'ı var. Oyuncu geri soktu yerine bu arada. Oradan dışarı çıkmaya çalışıyordu depodan. Geriye girdi tekrar oyuncu. Alper bu arada sağında biri vardı. X-Reels Alper'i vurmayı başardı. Durum 6-3. Evet, hata payı yok Rizinbek'in bu saatten sonra. Evet. Yaptıkları ilk hata da harita. Glass'in olacak ve maçta 1-1 beraber bitecek. Yine dağılmayı tercih ettiler bu roundda da. Hı hı. Bakalım bu sefer dağılmaları onlara istedikleri killleri verebilecek mi? Bunda merak konusu açıkçası. Evet, göreceğiz hep beraber. Aesink B tarafına doğru ilerliyor üst taraftan. Aşağıyı tercih etmedi oyuncu. Aesink'i yakaladı orada Johnny Kunz. Vurmayı başardı. Bir bomba geldi Dizaex'e doğru. Tehlikeli bir bomba. Oo, ikinci freni alamadı Dizaex bu arada. Johnny Kunz'u düşürdü. Ama sağlığı çok az. Alper. Kiyoshima'ya çatladı. Loss burada arkalamış. Dizaex'i duymadı oradan aşağı atladığını. Üstündeki oyuncuya şu an konsantre olmuş durumda ama Dizaex orada Joe'ya headshot'ını attı. Bombasını da kuruyor. Kurduktan hemen sonra ölecektir diye düşünüyorum. Ama Dizaex Alper'e headshot'ını attı. Loss'un bu arada Loss'un mayını Dizaex'i yakaladı. Loss X-Reels'a da headshot'ını attı. Tek başına kaldı Soketto ve Loss 1v1 durumdalar. Şimdi karşı karşıya gelecekler. Yerini biliyor üstten. Çok güzel geldi ama Soketto. Mükemmel. Loss'u vurmayı başardı. Durumda 6-4'e geldi.
Çok güzel oynadı Soket de burada. Önce bir ayak sesi verip ona hızlı geldiğini fark ettirip onun piklemesine izin verdi. Evet. Ve tabii planı çok güzel bir şekilde işledi. Ya orada sadece oyuncunun kutunun üzerine çıkmasına izin vermemesi gerekiyordu. O kutunun üzerinden dengesiz bir headshot bulabilirdi boss. Biraz daha erken davranması gerekiyordu ama yine de hatasını tolere etmeyi bildi. Bu arada Majikun'daki Yoshima karşı karşıya geldi. Sağlığı az da orada ama Daize X'in bombası yakaladı şimdi. Majikun'su 4 ve 4'e geldi durum. Böyle geniş ve girişlerin çok olduğu bir haritada 4 ve 4 avantajı her zaman T'nin lehinedir. Yani avantaj T tarafında oluyor genelde bu durumlarda ama boss bu avantajı kendilerine çevirmeyi başardı. Üst tarafa doğru çıktı. Rakiplerinin dengesini biraz daha şaşırtacak oradan. Soketto bağlantıya doğru gelmiş. Daize X wave'in içerisinde orada Lost Daize X'i vurdu. John'un bombası Soketto'yu yakaladı X-Reels. Tek başına ilk rakibini düşürdü. Üste bir rakibi daha var. Onu da vurmayı başarır mı? Başaramadı. 7-4'e geldi durum. Bu haritanın galibi Glass oldu. Maç da berabere bitti. Evet. Blowsy'de X-Reels. Provence'de de Joe'nun performansları çok etkiliydi. Böylelikle maç 1-1 berabere bitmiş oldu. Evet, güzel bir karşılaşma. Zevkli bir karşılaşma seyrettik. Çok. Evet, 1-1 bitmiş olması da zaten beklediğim sanırım bir şeydi benim açıkçası. Senin beklentiler karşılandı. Evet, yani hani Provence'de 5-1 biraz şey oldu. Yani beni aslında